Tarih kalan herkese selamlar. Arkadaşlar birbirinden özel sorulara karşınızdayım. Bu videomuzda Cumhuriyet dönemi, iç politikayı ve Atatürk ilke inkılaplarını ele alacağız. Sorulara geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsak başlıyoruz. Birinci soru. Solar önce kendiniz çözün daha sonra benim çözümümü izleyin. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı ile ilk meclis başkanı aşağı hangisi olmuştur diyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Cumhuriyet'in ilanı ile ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal, ilk Başbakanımız İsmet İnönü ve ilk meclis başkanı ise Ali Fethi Okyar'dır. Bu Cumhuriyet'in ilanında Ali Fethi Okyar'dır. Fakat size şöyle sorsalardı. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ilk meclis başkanımız kimdir deseydi cevabımız Mustafa Kemal olacaktı. Evet cevabımız Ali Fethi Okyar'dır arkadaşlar. İkinci soruya devam ediyoruz. Cumhuriyet'in ilanı ile yukarıdaki gelişmelerden hangileri yaşanmıştır diyor. Bakın. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilanıyla bir takım sorunlar ortadan kalkmıştır. Nelerdir hocam o sorunlar? Devlet başkanlığı sorunu ortadan kalktı. Rejim sorunu ortadan kalktı. Kabine sistemine geçiş yaptık. Biliyorsunuz biz 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldırdık. Saltanatın kaldırılmasıyla dediler ki madem şu an başımıza padişah yok o zaman başımıza şu an kim var? Bizim başkanımız kim? Başkanlık sorunu ortaya çıktı saltanatın kaldırılmasıyla. Başka? Rejim sorunu ortaya çıktı. Madem şu anda bizi Osmanlı yönetmiyor o zaman bizim şu anki rejimimiz ne? Yönetim biçimimiz ne? Diye insanlar bunu tartışmaya başladılar. Kabine sisteminden önce meclis hükümeti sistemi vardı. Meclis hükümeti sistemine göre hükümet kurmak çok zordu. Cumhuriyetin ilanıyla bu sorunlar ortadan kalkmıştır. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktı. ÖSYM'nin en çok sormuş olduğu sınav sorularından birisidir bu. Dikkat edin. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Vahdettin'in yerine halife seçilen kişi aşağıdaki hangisidir diyor. Biliyorsunuz saltanatı kaldırdıktan sonra Vahdettin İngiltere'ye sığınacak arkadaşlar. Bunun üzerine İngilizler halifeliği bize karşı koz olarak kullanmasınlar diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni halife seçiyor. Yeni halifemiz kim oluyor? Abdülmecit Efendi. Unutmayın. O zaman şöyle sorular gelebilir. Dikkat edin. Osmanlı Devleti'nin son halifesi kimdir? Abdülmecit Efendi'dir. Sakın ha! Vahdettin demeyin. Çünkü öğrenci arkadaşlarımızda şöyle bir algı var. İşte diyorlar ki Osman'ın son padişahı kimdi? Tabii ki Vahdettin. O zaman son halife kim olabilir? Tabii ki Vahdettin. Yapıştırılan cevabı Adana diyor. Arkadaşlar sakın böyle bir hata yapmayın. Son halife Abdülmecit Efendi'dir. Cevabımız Adana olacaktı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki gelişmeler hangisi layıklık yönünde atılan ilk adımdır diyor. 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılmasıyla layıklık yolunda ilk adım atıldı. Hocam ne alaka layıklıkla saltanat? Şimdi saltanatın kaldırılması hem cumhuriyetçiliğe girer hem de layıklığa girer. Layıklığa nasıl giriyor? Biliyorsunuz padişah yani yönetim ile din işleri birbirinden ayrıldı. Vahdettin sadece halife olarak kaldı, siyasi işleri ise tevbe bırakıldı. O zaman din işleri, siyasi işler birbirinden ayrılmış oldu mu? Oldu. O zaman bu nedir? Layıklıktır hocam. Layıklık yolunu atılan ilk adım saltanatın kaldırılması olacak. Lütfen dikkat. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ilk şubesini hangi ilde açmıştır diyor. Biliyorsunuz Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Cumhuriyet tarihinde kurulan ilk muhalefet partidir. Kurulan ikinci siyasi parti ilk muhalefet parti olarak geçer. Dikkat edin. Kazım Baba'nın partisi, Kazım Karabekir'in partisi arkadaşlar. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ilk şubesini Urfa'da açmıştır. Bu bu biraz sizin için detay bilgi olabilir ama denemelerde geliyor dikkat edin. İlk şubesini Urfa'da açmıştır arkadaşlar. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki hangisi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk muhalefet partisi diyor. Daha yeni söylemiştim arkadaşlar size. Bakın ilk siyasi parti deseydi Cumhuriyet Halk Fırkası olurdu. Fakat ilk muhalefet partiyi sorduğu için Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. İlk muhalefet parti Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. E hocam, diğer şıkları bir otopsi yapalım. Diğer şıklar neler? Mesela Ahrar Fırkası nedir? Ben bilmiyorum. Milli Kalkınma Partisi kimin? Ben bilmiyorum diyenler olabilir. Açıklayalım. Bakın, Ahrar Fırkası Osmanlı Devleti'nde kurulan ilk siyasi partidir. Dikkat et. Osmanlı Devleti'nde kurulan ilk siyasi parti Ahrar Fırkası'dır. Serbest Cumhuriyet Fırkası ise kurulan ikinci muhalefet parti. Cumhuriyet döneminde kurulan ikinci muhalefet neymiş arkadaşlar? Servet Cumhuriyet Fırkası'ymış. Dikkat edin. Ali Fethi Okyar tarafından kurulmuştur. Milli Kalkınma Partisi ise Nuri Demirağ tarafından 1946 tarihinde kurulmuş ve çok partili hayata, bugünkü anlamda çok partili hayata ilk defa Milli Kalkınma Partisi'nin kurulmasıyla geçiş yaptık. Hemen akabinde Demokrat Parti kurulacak Adnan Menderes tarafından ve çok partili hayata geçiş yapmış olacağız. Unutmayın Milli Kalkınma Partisi Nuri Demirağ tarafından kurulmuştur. Demokrat Parti ise Adnan Menderes tarafından kurulmuştur. 1950 seçimlerinde yeter artık söz milletindir diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ni indirmiş ve 10 yıl iktidarda kalmıştır. 1950-1960 yılları arasında ülkeyi yöneten parti Demokrat Parti'dir. 1960 yılında ise askeri darbe sonucunda biliyorsunuz 60 darbesi yaşanıyor ve bu darbe sonucunda Demokrat Parti indirilecek. Cevabımız terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olacaktı arkadaşlar. Küçültelim. Evet, 7. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri için istiklal mahkemeleri kurulmuştur? Bakın istiklal mahkemeleri dediğimiz seyyar mahkemelerdir. Nerede bir dava var? Oraya gidip o davayı görüşüyorlar. Daha sonra diğer ile gidiyorlar. Sürekli geziyorlar bunlar. Bu yüzden istiklal mahkemeleri seyyar mahkemelerdir. Dikkat! İstiklal mahkemeleri 1920-1926 yılları arasında görev yapmıştır. İlk görevi... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalardır. Son görevi ise İzmir suikastidir. Unutmayın arkadaşlar. O zaman istikrar mahkemeleri hangileri için kurulmuş? Şeyh Said 1925 yılında yaşandı. E o zaman istikrar mahkemelerinin dönemine giriyor. Var. İzmir suikastı 1926 istikrar mahkemelerinin son görevi. Var. Menemen olayı diğer ismiyle Kubilay olayı diye geçer. Arkadaşlar Menemen olayı dediğimiz olay şudur. İşte İzmir'in Menemen ilçesinde isyalcılar toplanmışlar. Biz cumhuriyet istemiyoruz. Eski rejim geri gelsin diyerek isyan ediyorlar. Bu isyana bastırmak için Asteğmen Kubilay görevlendirilmiştir. Asteğmen Kubilay isyana bastıracakken isyancılara esir düşer ve bizim gencecik subayımızın kafasını kopararak şehit ederler. Arkadaşlar bu üzücü hadise tarihe Menemen olayı Kubilay olayı olarak geçer. 1930 yılında gerçekleşmiştir. E o zaman İstiklal Mahkemelerinin dışında yani Menemen olayındaki isyancılar divanı harpte yargılanmışlardır. Cevabımız 1 ve 2 olacaktı. Bursa. 8. soruya devam ediyoruz. Mustafa Kemal'in bu din değil, dil meselesidir dediği olay aşağıdan hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlarım, Mustafa Kemal ezanı Türkçeleştiriyor. Ezan Türkçe okunmasıyla, ezanın Türkçe okunmasıyla Bursa'da büyük tepkiler çıkacak. Büyük tepkiler ortaya atılıyor arkadaşlar. Ve bu tepkiler üzerine Mustafa Kemal bu din meselesi değil, dil meselesidir diyor. E Bursa'da ortaya çıktı için bu tepkiler... Bursa olay olarak geçer. Cevabımız Bursa. Biz yine diğer şıkları bir otopsi yapalım. Razgrad olayı. Nedir hocam bu Razgrad olayı? Bulgaristan'da Türk mezarlıklar yağmalanmıştır. Bu mezarlıkların yağmalanması üzerine İstanbul'daki Bulgar mezarlarına İstanbul Üniversitesi öğrencileri gül bırakıyor bakın. Onlar bizim mezarlarımızı yağmalıyor. Bizim insanımız Bulgar mezarına çiçek bırakıyor. İşte adamlık dersi nasıl öğretilir görsünler. Vagonli olayı ise Fransız bir vagon şirketinde Türkçe konuşulması olayına biz Vagonli olay diyoruz. İşçilerden birisi Türkçe konuştu denerek işine son veriliyor. Bu olay Vagonli olay olarak tarihe geçmiştir. Menemen olayı İzmir'in Menemen ilçesinde gerçekleşmişti. Rejime karşı çıkan bir isyandır. Diğer ismiyle Kubilay olayı olarak geçer. Dikkat! Ali Galip olayı ise Sivas Kongresi'ni engellemek için Damat Ferit tarafından kurulan suikasttır arkadaşlar. Elazığ valisi Ali Galip Sivas Kongresi'ni engellemek, Mustafa Kemal'i öldürmek için kurulan suikasttır dikkat. Cevabımız Bursa olayı olacaktı. 9. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında yer almaz diyor? Terakkiperler Cumhuriyet Fırkası Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay. Adnan adı var. Refet Bele tarafından kurulmuştur. Yani biz bunları karar olarak kutluyoruz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Adnan adı var. Refet Bele tarafından kurulmuştur. O zaman hangisi yer almaz hocam? Ali Fethi Okyar yer almamıştır. Dikkat edin en çok karıştırdığınız iki isim var. Ali Fethi Okyar ile Ali Fuat Cebeso'yu çok karıştırıyorsunuz. Arkadaşlar Ali Fethi Okyar terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında yer almamıştır. Ali Fethi Okyar ileride Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kuracak. Dikkat! Cevabımız Adana. 10. soruyla devam ediyoruz. Mustafa Kemal'in benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır diyor. Bu sözü hangi olay sonrası söylemiştir? Biliyorsunuz 1926 tarihinde İzmir'de isyancılar toplanmışlar. Diyorlar ki kardeşim bizim cumhuriyeti ortadan kaldırıp saltanatı geri getirmek için tek bir çıkar yolumuz var. Nedir o? Mustafa Kemal'i öldürmek. Mustafa Kemal'i öldürmeden bize rahat yok diyecekler ve İzmir'de toplanıyorlar. Peki hocam kimler var bu İzmir suikastı karşılar arasında? Çopur ilmi. Ziya Hurşit, Giritli Şevki. Bu isyancılar arkadaşlar ne yapıyorlar? İzmir'de Mustafa Kemal'i öldürmek e için hazırda bekliyorlar. Bunun üzerine Mustafa Kemal'in İzmir'e bir gün gecikmeli gitmesiyle suikast başarısız olacak. Ve Mustafa Kemal bu suikast üzerine şu tarihi söz söylüyor. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır diyor. Yani demek istiyor ki ben muhakkak öleceğim. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır diyor. Evet. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Hocam Muhittin Paşa olayı. Hocam bunu ilk defa görüyorum. Muhittin Paşa olayı. Bu da Ankara valisi Muhittin Paşa Sivas Kongresini engellemek için damat Ferit tarafından tutulan suikastçidir. Unutmayın. Biliyorsunuz Sivas Kongresini engellemek için damat Ferit iki büyük suikast dönemiştir. Birisi Elazığ valisi Ali Galip. Diğeri de Ankara valisi Muhittin Paşa. Dikkat! Cevabımız Ceyhan olacaktı. 11. soruyla devam ediyoruz. İçmeden ay 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 ay. 1926 Türk Medeni Kanunu hangi ilke doğrultusunda yapılan bir çalışma değildir diyor. Türk Medeni Kanunu dediği için, Türk kelimesi geçtiği için hangi ilke ile alakalı milliyetçilik? Daha sonra arkadaşlar Türk Medeni Kanunu'nda kadın erkek sosyal alanda yani toplumsal alanda eşitlik sağlanmıştır. Eşitlik diyorsa halkçılık. E kardeşim mecelleyi bırakıp yerine Türk Medeni Kanunu kullanmaya başlamışız. Eskinin yerine yeni bir şey getiriyorsak hocam inkılapçılık değil mi? Yine Türk Medeni Kanunu'yla Patrikhanenin dünyevi yetkilerine son verilmiştir. E o zaman bu da Patrikhanenin dünyevi yetkileri son verildiyse layıklığa girer. Hangisine girmez hocam? Cumhuriyetçilik. Çünkü Türk Medeni Kanunu'nda herhangi bir siyasi olay, siyasi gelişme yoktur. Cumhuriyetçilikle alakası yoktur arkadaşlar. Unutmayın Türk Medeni Kanunu'yla kadın erkek evlenme ve boşanma olayına eşitlik geldi. Dikkat! Artık resmi nikah zorunlu getirildi. Tek eşevlik değil mi? Tek eşevlik. Miras konusunda eşitlik. Boşanma konusunda eşitlik. Mahkeme karşısında eşitlik getirildi. Kadınların istediği mesleği seçebilme, istediği mesleği yapabilme hakkı getirildi. Türk Medeni Kanunu'na. Bunları unutmayın cevabımız Edirne olacaktı. 12. soruya devam ediyoruz. Harf inkılabı aşağıdan hangisinde gündeme getirilmiştir diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz iki Lozan görüşmesi arasında İzmir İktisat Kongresi toplandı. İzmir İktisat Kongresi'nde harf İnkılabı'nı gündeme getiriyorlar ve diyorlar ki bunun yeri burası değil diyerek red edilmiştir. Ve arkadaşlar ilk defa nerede gündeme geliyor? Tabii ki İzmir İktisat Kongresi'nde. Dikkat edin. Hocam Pozant Kongresi, Pozant Kongresi'ni ben bilmiyorum diyeceksiniz. Mustafa Kemal'in katılmış olduğu son kongredir. Unutmayın Mustafa Kemal'e katıldığı kongreler APSE olarak kutlamış hatırlarsanız. Cevabımız Adana. 13. soruya devam ediyoruz. Mustafa Kemal'e 24 Kasım 1928'de baş öğretmenlik ünvanı veren aşağına istiriyor. Biliyorsunuz arkadaşlar 24 Kasım Öğretmenler günü olarak kutlanır değil mi? Baş öğretmenimiz kim? Gazi Mustafa Kemal. E o zaman hocam baş öğretmenlik ünvanı veren kimdir? Millet mektepleridir. Latin alfabesini ülkemize getiriyoruz. Mustafa Kemal yeni alfabeyi insanlara tahta önünde öğretmeye çalışıyor. Hatta resmi var. Küçük hayat bilgi kitaplarında falan vardı arkadaşlar. Google'da da var bakarsanız. Mustafa Kemal yeni alfabeyi öğretiyor. O yüzden baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal'dir. Bu ünvanı kim vermiştir? Millet mektepleri. Millet mektepleri niçin kurulmuştur hocam? Yeni alfabeyi insanlara öğretmek için kurulmuştur. Türk Dil Kurumu Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden arındırmak için kurulmuştur. Türk Tarih Kurumu, Türk ırkının Osmanlı ve İnkılap tarihine ibaret olmadığını, geçmişin araştırılması gerektiğinden bahsedildiği için Türk Tarih Kurumu kurulmuştur. Türk Tarih Kurumu'nun çıkarmış olduğu dergiyi de unutmayın. Belleten dergisi Türk Tarih Kurumu'na aittir. Halk evleri ise Atatürk inkılaplarını halka öğretmek için. Halka inkılapların nasıl bir şey olduğunu aktarabilmek için arkadaşlar kurulmuştur. Köy Enstitüleri ise Hasan Ali Yücel tarafından 1940 tarihinde kurulmuştur. Cevabımız neydi? Millet Mektepleri. 14. soruyla devam ediyoruz. 1937'de Türk Tarih Kurumu tarafından Atatürk'ün isteği doğrultusunda hangi dergi çıkarılmıştır? Daha önce söylemiştim sizlere. Türk Tarih Kurumu'nun çıkarmış olduğu dergi Belleten Dergisi'dir. Hatta arkadaşlar Mustafa Kemal'in hayata gözlerini yummadan önce okumuş olduğu son dergi nedir diye güncellere sorulacak olursa Belleten Dergisi'dir. Şükrü Fezar Çiçek bahçesi anlamına gelir. Yazar kadrosunun tamamı kadındır arkadaşlar. Diyojen, Theodor Kasab'ın eseri ilk mizah Dergisi arkadaşlar. Ülkü ise halk evlerine ait dergidir. Halk mecmuası ise arkadaşlar millet mekteplerinde okuma yazmayı öğretmek için çıkarılan bir dergidir. Unutmayın cevabımız belleten dergisi olacaktı. 15. soruyla devam ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye'ye davet edilerek İstanbul Üniversitesi reformuna yol açan raporu yazan kişi aşağı yukarı diyor. Şimdi ülkemize gelip İstanbul Üniversitesi reformu yapan kişi Albert Malşe'dir arkadaşlar. Dikkat edin Albert Malşe bir tık detay bilgi ki bu hem YKS'de hem de KPSS'de sorulma ihtimal çok yüksek olan bir bilgidir arkadaşlar. Biliyorsunuz Abdül Aziz zamanında Darül Fünun açılıyor. Darül Fünün yüksek öğrenim tarzında bir okuldur. Bu Darül Fünunu Albert Malşe rapor hazırlayıp İstanbul Üniversitesi'ne çevireceğiz. Dikkat edin Darül Fünün İstanbul Üniversitesi çeviriliyor. Kimin raporu sayesinde? Albert Malşe'nin sayesinde. Hocam diğerleri kimdir? Donizetti Paşa ise Biliyorsunuz Sultan II. Mahmut zamanında mehter takımı kaldırıldı. Mehter takı takımı kaldırıldıktan sonra yerine Mızıkay-ı Hümayun getirildi. Mızıkay-ı Hümayun'u kuran kişi Donizetti Paşa'dır. General Harvard ise Mustafa Kemal Erzurum ve Sivas konularını yaparken Amerikalı gener General Harvard bölgede incelemeler yaptı. Bölgede Ermeniler mi çok, Türkler mi çok? Bizim için sömürgeye müsait mi değil mi diye araştırmalar yaptı. Hatta General Harvard Mustafa Kemal e ne dedi? Amerika'da muvazzaf bir subay olmasaydım sizin bu kutlu mücadelenizi izlemek isterdim dedi. General Harvard, unutma. Güllü Agop ise ilk modern tiyatroyu, Osmanlı tarihinde ilk modern tiyatroyu kuran kişidir arkadaşlar. Sander raporu ise Hatay konusu için Sander raporu hazırlanacak. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Cevabımız Albert Marsh olacaktı. 16. soruya devam ediyoruz. Türkçe'yi incelemek ve Türkçe'nin gelişmesi için çalışmak amacıyla Mustafa Kemal tarafından kurulan Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanı Aşağıdan hangisidir? Şimdi şıklara Mennan Şahin'i koydum. Mennan Şahin biliyorsunuz meşhurdur arkadaşlar. Instagram'da özellikle. Sosyal medyada. Tamamen şık dolsun diyerekten yazdım onu. İşin esprisi. Bakın Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanı Sami Rıfat Horozcu'dur. Dikkat edin. Sami Rıfat Horozcu. TDK'nın ilk başkanıdır. Tevfik Bıyıklıoğlu ise Türk Tarih Kurumu'nun ilk başkanıdır. Unutmayın arkadaşlar. Cevabımız... Bursa olacaktı. 17. sureye devam ediyoruz. 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir İhsak Kongresi'ne başkanlık yapan kişi aşağıdaki hangisidir diyor. Şimdi İzmir İhsak Kongresi biliyorsunuz iki Lozan görüşmesi arasında yaşandı arkadaşlar. İzmir İhsak Kongresi'nin başkanı Kazım Karabekir'dir. Unutmayın bu geçmiş yıllara soruldu arkadaşlar. İzmir Sağ Kongresi yerli ekonomiyi görüşmek, milli ekonomi görüşmek için toplanmıştır. Bunu da unutmayın. Cevabımız Kazım Karabekir olacaktı. Kazım Baba her zaman sorulur dikkat edin. Yani Kazım Karabekir'i bilmeyen adam sınava girmesin hocam. Yani Kurtuluş Savaşı'nda, Milli Mücadele Dönemi'nde, Cumhuriyet Tarihi'nde işte ne bileyim Türk Dış Politikası'nda. Ya Kazım babası olur abi. Her yerde Kazım Karabekir çıkar. Dikkat. 18. soruyla devam ediyoruz. Haydi. 18. soru. Artık son dakikalar şurada. YKS'ye sayılı günler kaldı arkadaşlar. KPSS için de hakeza o şekilde. Artık 90 artı 2'ye girmiş gibi bir şeyiz. Hata yapma lüksümüz sıfır sıfır sıfır. Dikkat. Türkiye'de kurulan ilk özel banka aşağı yukarı insir diyor. İlk özel banka derse 1924 tarihinde kurulan İş Bankası'dır arkadaşlar. İş Bankası. Hatta İş Bankası'nın ilk genel müdürü Celal Bayar'dır hocam. Hatta Celal Bayar deyince kim bileceğiz? Atatürk dönemi son başbakanı Celal Bayar'dır. Yine ilk sivil cumhurbaşkanımız Celal Bayar'dır. Değil mi? 60 darbesinde, 1960 darbesinde itham edilmeyen, yaş haddinden dolayı müebbet hapis yiyen Celal Bayar'dır. Ya bakın biz iş Bankası'nın genel müdürü dedik, iş işte nereye gitti? Ya işte ben soruyu çözüp geçmiyorum hocam. Biz bu soruyu sizinle 5 saniye çözebiliriz. Bakın İş Bank, ilk özel banka iş Banka yapıştır geç. Bunu yapmıyoruz. Diğer bankalar nelerdir? Ya da Bağlantı kurmamız lazım. Bakın Celal Bayar'da yaptığımız gibi. Otopsi yapıyoruz. O yüzden sorular üzerinden genel tekrar yapıyoruz. Yorumlar kısmına bir önceki videoda arkadaşlarımız yazmış. Eğer otopsilerden sıkılan varsa. Hocam çözgeç fazla budatlandırma, dallandırma diyenler varsa. Lütfen 2x de beni dinlesin. 2x. Ya da ileri sarsın abi. Sar ileriye lütfen. Peki hocam diğer şıklarda nelerdir? Sümerbank. Bakın Sümerbank dediğimiz sanayi alanında kredi vermek amacıyla kurulmuş bankadır arkadaşlar. Peki Etibank? Bakın Etibank dediği Etipuf aklınıza gelsin. Etipuf nasıldır arkadaşlar? Bir maden şekli değil mi? İçinde ne var? Böyle jöle var. Değil mi? Çilekli böyle akışkanlı. E o zaman madencilik sektöründe kredi verebilmek için kurulmuş bankaya biz Etibank diyoruz. Etibank tekrar unutmayın madencilik sektörüne destek amaçlı kurulmuştur. Ziraat Bankası çiftçiye kredi verebilmek için kurulmuştur. Ziraat Bankası'nın ilk ismi memleket sandıkları olarak geçer. Dikkat edin arkadaşlar. Sanayi ve Madin Bankası ise Osmanlı'dan kalan kurumları işletmek için kurulmuştur. Cevabımız İş Bankası olacaktı. 19. soruya devam ediyoruz. Yukarıdaki hangilerinin açılmasında Mustafa Kemal doğrudan girişinde bulunmamıştır diyor. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Fırkası Gazi Mustafa Kemal kendisi kurdu. Kurucusu Mustafa Kemal'dir. Doğrudan girişinde bulunmuştur. O yüzden iki kesinlikle var. İkinin oluşları eleyin arkadaşlar. Çünkü bize hangisine girişinde bulunmamıştır demiş. İki eleyin Denizli Edirne gitti. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasında akarsar herhangi bir girişimi yok. Öyle değil mi? Çünkü Mustafa Kemal biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor ve diyor ki bir parti kurun, kuracağınız siyasi parti benim partime muhalefetlik yapsın, beni eleştirsin diyecek. Ve aradan birkaç gün sonra Kazım Karabekir Mustafa Kemal'in karşısına çıkar. Mustafa Kemal şaşırır ve der ki Kazım senin burada ne işin var? Bunun üzerine Kazım Karabekir der ki. Siz siyaset yaparsınız ha. Ben yapamaz mıyım? Ben de siyasetçi olacağım. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdum. Karşınızdayım. Sizi eleştireceğim diyor. Bunu üzerine Mustafa Kemal der ki. Bak Kazım. Siyaset orduya benzemez. Sen askeride çok iyisin. Türk silahı Kuvvetleri'nin sana ihtiyacı var. Siyasete bulaşma diyecek. Fakat Kazım Karabekir kararlıdır. Hayır. Ortada savaş mavaş yok. Ben de siyasetçi olacağım. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdum. İşte karşınızdayım diyor. O zaman Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasında Mustafa Kemal doğrudan girişimde bulunmamıştır hocam. Cumhuriyet Halk Fırkası'nda bulundu. CHP'de bulundu. Servet Cumhuriyet Fırkası'nda bulunmuştur. Nasıl bulundu? 1930 tarihinde diyor ki ölmeden ölmeden dünya gözüyle çok partili hayata geçtiğimizi bir görsem başka bir şey istemem diyor. Ve arkadaşlar meclise gelir ve direkt parmağıyla işaret ediyor. Sen. Kimi işaret ediyor? Alifeti Okyar'ı ok işaret ediyor. Sen. Bir parti kur. Kuracağın siyasi parti benim partime muhalefetlik yapsın diyecek. Bunun üzerine serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kuracaklar. O zaman Mustafa Kemal'in Doğrudan girişimde bulunduğu iki parti var. CHP ve Servet Cumhuriyet Fırkası. Doğrudan girişimde bulunmadı parti hangisiymiş? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Sorumuzun doğru cevabı yalnız bir olacaktı. 20. soruyla devam ediyoruz. Kadınlara siyasi haklar verilmesini programına alan ve tek dereceli seçim sistemini savunan siyasi parti aşağı diyor. Evet arkadaşlar bu klas bir soru. Bu soruyu yapan arkadaşlar Bordo Bey'dir. İlk Bordo Belli sorumuz budur. İlk Bordo Belli sorumuz budur. Lütfen Bordo Belli soruları yap yapmadığınızı yorumlar kısmında belirtin. Kadınlara siyasi haklar verilmesini söyleyen ve tek dereceli seçim sistemini savunan siyasi parti serbest cumhuriyet fırkasıdır. Ali Fethi Okyan'ın partisidir hocam. Unutma cevabımız Ceyhan olacaktı. 21. soruyla devam ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir soyun evlatları ve hep aynı cevherin damarlarıdır sözü hangi ilke ile ilgilidir? Evet arkadaşlar hep aynı soyun evlatları ve hep aynı cevherin damarlarıdır sözü tabii ki milliyetçi ilkesiyle alakalıdır arkadaşlar. Yani hepimiz biriz diyor ya aynı cevherdeniz aynı soydanız diyor. Burada milliyetçilik vurgusu yapılmıştır. Cevabımız Bursa olacaktı. 22. soruya devam ediyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar ÖSYM'nin fix banko sınav sorusu Atatürk ilkeleridir. Atatürk ilkelerine aman diyeyim dikkat edin eksiğiniz varsa genel tekrar videolarından ya da konu anlatım videolarından kısaca orayı öğrenebilirsiniz. Kısaca izleyip öğrenebilirsiniz. Kadınlara siyasi hakların verilmesi yukarıdaki hangi ilkelere girer? Biliyorsunuz 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi. Fakat kadınlarımız seçme ve seçilme hakkı elde etmedi ki. Sadece erkekler oy kullanabiliyordu. Kadınlar oy kullanamıyordu. Peki kadınlarımız ne zaman siyasi hakkını elde ettiler? 1930 belediye, 1933 muhtarlık, 1934 milletvekilliği seçimlerine katılma hakkı elde etti değil mi? E o zaman Kadınlarımız da siyasi haklar elde ettiyse artık erkekler ne yaptı? Eşitlendi. Kadınlarda eklerde artık artık oy kullanıyorlar. Eşitlik geldi. Eşitlik varsa halkçılık var. Bir kesinlikle doğru arkadaşlar. Peki kadınların da oy kullanması, sandığa gidip kendi kararını vermesi, kendi liderini seçmesi bu nedir? Milli egemenliktir, ulusal egemenliktir. Yani cumhuriyetçiliktir. Cumhuriyetçilik kesinlikle var. Ama hocam burada devletçilik yok. Devletçilik insanların tek başına yapamayacakları işleri devletin yapmasına biz devletçilik diyoruz. Yani kısacası ekonomiyle alakalı, yatırımlarla alakalı, özel sektörle alakalı işler devletçiliğe girer. Cevabımız neydi? 1 ve 3 olacaktı. 23. soruya devam ediyoruz. Haydi. Aşağı hangisi layıklık ilkesi doğrultusunda yapılan bir çalışma değildir diyor. Klas soru arkadaşlar lezzetli bir soru kılçıksız. Bu soru bordo belli olmak için ikinci soru arkadaşlar. İkinci bordo belli sorumuz budur. Umarım doğru cevap vereceksinizdir ben size inanıyorum. Saltanatın kaldırılması layıklık yorumunda atılan ilk adımdır. Açıklamıştım videonun başında. Tekrar açıklamak istemiyorum arkadaşlar. Sizi sıkmamak adına. Tevhid-i Tedrisat kanunu kabulü. Bakın eğitim ve öğretimde birlik diye geçer. Eğitimde birlik. E o zaman tüm yabancı okullar Milliyetin Bakanlığı'na bağlandı. Bu bir medreseler kapatıldı hocam. Tüm yabancı okullar, dini okullar hepsi, hepsi tek bir çatı altı toplandı. E o zaman bu nedir? Layıklıktır. Çağdaşlaşma var artık eğitim alanda. Layıklığa girer. Türk Medeni Kanunu. Biliyorsunuz Patrikhanenin dünyevi yetkileri tamamen sonlandırıldı. Böylece layıklığa girer. Şeriye ve efkaf kaldırılması. E şeriye dediğimiz şeriat, şeri vergiler vardı hatırlarsanız Osmanlı'da, şeri vergiler. E hocam, şeriye ve efkaf vekaleti kaldırılınca iki büyük kurum ortaya çıktı. Şeriye vekaletinin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Efkaf vekaletinin yerine ise Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Değil mi? O zaman din işleriyle vakıf işleri birbirinden ayrıldıysa laiklik erkanı harbiye ve karatinin kaldırılması. Mustafa Kemal diyor ki orduyla siyaset iç içe olamaz kardeşim. Bu yüzden orduyla siyaseti birbirinden ayrılmak için erkanı harbiye ve karatinin kaldırıyoruz. Bu çalışma laikliğe girmez, cumhuriyetçiliğe girer. Unutma, cevabımız Edirne olacaktı. 26. soruya devam ediyoruz. Haydi. 26. soru. Türkiye Cumhuriyeti'nin yukarıdaki hedefleri aşağıdaki hikayeden hangisiyle ilgilidir diyor. Evet. Bakın. Çağdaşlaşmak, muasırlaşmak, medeniyet, uygarlık değil mi? Yenilik, ileri. Bunlar nedir? İnkılapçılıktır hocam. E o zaman birinci öncü kesinlikle inkılapçılık. Direkt cevabımız çıkıyor. Cevabımız Ceyhan. Biz yine bakalım. Bilimsellik bakın. Öğrenci diyor ki, hocam diyor, ben layıklığı çok iyi ayet ederim. Nasıl ayet edersin? Parça içerisinde diyor din kelimesi varsa yapıştır layıklık. Nah layıklık. Öyle çıkmıyor işte hemen. Din kelimesini sana vermeden layıklığı sorabilir. Din kelimesini sana vermeden layıklığı sorabilir. Dikkat et. Nasıl olacak bunu? Akıl, bilim, mantık varsa cevabımız layıklık hocam. Unutma parça içerisinde akıl, bilim, mantık kelimesini görüyorsan layıklığı yapıştır. O zaman bilimsellik diyor, layıklık. Milli egemenlik, ulusal egemenlik bu nedir? Cumhuriyetçiliktir ya, cumhuriyetçilik değil mi? Halkın egemenliği. E o zaman hocam, sorumuzun torşafı Ceyhan olacaktı. 27. Söyle devam ediyoruz. Cumhuriyet döneminde rejime karşı çıkan ilk isyan aşağı hangisidir diyor. Bakın bunu hala oturtamayan arkadaşlarımız var. Hala oturtamayan arkadaşlarımız var. Arkadaşlar sana soruda Osmanlı tarihinde rejime karşı çıkan ilk isyan derse 31 Mart vakası. Gerçi bunu ÖSYM şu anda güncelledi arkadaşlar yeni ismi 31 Mart darbesi oldu. Peki sana Cumhuriyet tarihinde rejime karşı çıkan ilk isyan derse Şeyh Said isyanı olacak. Unutmayın. Peki hocam sorumuzun cevabı Ceyhan. Biz yine diğer şeyleri bir otopsi yapalım. Kubilay olayı rejime karşı çıkan son isyandır. Diğer ismiyle Menemen olayı olarak geçer. Şeyh Bedrettin isyanı ise Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Çelebi Mehmet zamanla çıkmış bir isyandır. Dini nitelikli isyandır. Baba İshak İsyanı diğer ismiyle Baba İler İsyanı olarak geçer. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında çıkmış bir isyandır. Sorumuzun doğru cevabı Şeyh Said olacaktı. 28. soruya devam ediyoruz. Yukarıdaki siyasi partilerin hangileri ekonomide liberalizmi savunmuşlardır? Liberalizm, serbest piyasa arkadaşlar. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası liberalizmi savunmuştur. Serbest Cumhuriyet Fırkası liberalizmi savunmuştur. Çünkü bu ikisi de muhalefet parti. Kime muhalefetlik yapıyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi'ne. E o zaman muhalefetlik yapıyorlarsa CHP'nin ekonomi modelinin zıttı olmak zorunda değil mi? E o zaman hocam Cumhuriyet Halk Fırkası... Devletçilik ekonomi modelini ortaya atmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Servet Cumhuriyet Fırkası liberalizm ekonomi modelini ortaya atmıştır. Sorumuzun doğru cevabı ne olacaktı? 1 ve 3. Denizli. 29. soruya devam ediyoruz. Haiti. 29. soru. Bu class soru klas soru. Bu soru bordo belli olmak için cevaplamanız gereken 3. sorudur arkadaşlar. Unutmayın. Aşağı hangisi 1926 Türk Medeni Kanunu ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir diyor. Türk Medeni Kanunu'nun içeriğine bakacağız. Kadınlara mirastan eşit pay alma hakkı verildi. Doğru. Eskiden arkadaşlar Türk Medeni Kanunu önce erkeğe iki, kıza 1 veriliyormuş. İslam inancımıza göre bu şekilde. Fakat Türk Medeni Kanunu dedi ki hayır kardeşim %50 %50 eşit bir şekilde dağıtacaksın. Doğru. Resmi nikah zorunlu getirildi. Eskiden Türk Medeni Kanunu önce imam nikahıyla evleniyorlardı. İşte mahalledeki imamı çağırıyorlardı arkadaşlar. Basıyorlardı nikah ve evleniyorlardı. Artık resmi nikah yoksa o evlilik suç. Kadın istediği mesleği seçme, istediği mesleği yapma hakkı getirildi hocam. Türk Medeni doğrudur. Kadınlara siyasi hakları verildi. Yanlış. Açıklayacağım. Kadınlara boşanma hakkı verildi. Eskiden arkadaşlar kadınların boşanma hakkı yoktu. Türk Medeni Kanunu kadınlara da boşanma hakkını verdi. Mahkeme karşısında hukuk önünde kadın erkek eşliği getirildi. Değil mi? Peki siyasi haklar. Ben size ne dedim? Türk Medeni Kanunu'nda siyasi gelişmeler yoktur. Türk Medeni Kanunu hangi ülkeye girmez? Cumhuriyetçi'ne girmez. Hocam bakın... Burada kadın erkek siyasi alanda eşitlenmiştir derse yanlış. ÖSYM'in en çok sormuş olduğu inkılap Türk Medeni Kanunu'dur. Çünkü öğrenci bunu hep düşüyor burada. Diyor ki öğrenci lan diyor Türk Medeni Kanunu'nda kadın erkek eşitliği vardı. E o zaman bakıyor şıklara. Kadınlarda siyasi haklar verilmiş. Yani kadınlarla erkekler siyasi alanda eşitlenmiş. Doğru diyor. Kardeşime lütfen dikkat et. Kadınlara siyasi haklar verilmedi. Kadınlar siyasi hakkını ilk defa ne zaman elde etti? 1930. Tarih ne diyor? 1926. Daha 4-5 yıl var. Lütfen yapma gözünü seveyim. Cevabımız Denizli olacaktı arkadaşlar. Burada siyasi hak yok. Cevabımız denizli. 30. soruya devam ediyoruz. Zaba ağalak buradayız diyormuşuz arkadaşlar. çöz çöz bitmiyor. Zaba ağalak buradayız. <laughs> Kadınlara verilen siyasi haklar sırasıyla aşağıdan hangisine belirtilmiştir diyor. Biliyorsunuz siyasi haklar, kadına verilen siyasi haklar. 1930 belediye seçimlerine katılma hakkı. 1933 muhtarlık seçimlerine katılma hakkı. 1934 milletvekilliği seçimlerine katılma hakkını elde etti. Biz bunu BM ve olarak kodlamıştık hatırlarsanız. Konotum videolarımızda, genel tekrar videolarımızda BM ve olarak kodlamıştık. Belediye, muhtarlık, vekillik. Sırasıyla bu şekildedir. O zaman hocam sorumuzun doğru cevabı ne olacaktı? 1, 2 ve 3 yani Denizli. Evet geliyoruz kapanış konuşmasına. Gün gelir pes etmediğin için kendine teşekkür edersin. Arkadaşlar lütfen pes etmeyin. Sınava çok az kaldı. Biliyorum 90 artı 2'ye girdik. Çok çok az kaldı. O golü atmanıza çok çok az kaldı. Lütfen dişinizi sıkın. Güzel günlere, hayallerinize çok az kaldı. İnşallah başaracağız. Hep birlikte başaracağız. İnanıyorum size. Arkadaşlar emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Videolarımızı Whatsapp, Instagram ve Telegram gruplarından arkadaşlarınıza önerirseniz çok sevinirim. Çok büyük katkıda bulunmuş olursunuz. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.